Beyefendi, sadece özel uçuşlar. Suavi Alkan. Müdüriyete gitmeniz gerek. Madame Szymarski, Fransa uçağı. Evet, Madame Szymarski uçağı biraz önce kalktı. Lütfen, kuleye haber verin. Uçak geri gelsin, lütfen. Yapabileceğim bir şey yok. Esra, ilk Paris uçağına hemen bana bilet alıyorsun, hemen. Mürşit Hazretleri'ni görmeye gelmiş. Suavi Bey, hoş gelmişsiniz sizi burada görmek. Babanızla görüşeceğim. Ne yazık ki hocam. En azından bir sorsanız. Bana söyleseniz. Sizin cevabınızı biliyorum. Keşke haber verseydiniz. Alo, Esra, bileti ayarladın mı? Tamam, acelem var, sonra konuşuruz. Gitmemişsin. Baba gitmedin, döndün. Beni bırakmadın baba. Bırakmadın beni. Beni bırakmadın baba. Baba döndün. Baba bırakmadın beni. Seni çok seviyorum baba. Seni çok seviyorum baba. Hala yapacak bir şey varmış demek ki, değil mi? Mürşit Hazretleri müsaade etti bey amcaya bakmama. Sen olsaydın ben ölürdüm. Ölürdüm. Sen olmasan ölürdüm ben. Levent Bey. Levent Bey. (Gülüyor)
karı koca arasına girilmez dediniz. Biz müdahil olamayız dediniz. E ne oldu? Mürşit Efendi Hazretleri böyle uygun gördü efendi. Naim'in karısını koynundan alın da o sizin evine hizmetçi edin mi dedi Mürşit Hazretleri? He? Böyle mi buyurdu? Yahu destur! Eşek gibi bağırıp durma! Mürşit Hazretleri'nin iradesini sorgulamak sana mı kaldı? Biz elimizden geleni yaptık senin için. Yapmayacak olsak sana burada niye tezgah açalım biz? Sana yalan borcumuz mu var bizim? Vardır bir hikmeti diyeceksin, oturup tefekkür edeceksin. Tevekkül de bize, tazir de bize. Lakin tezkiye de kelamdan, hükümden dönenler için olsun. Çık, çık buradan. İnallahüme sabiri. Ne demişti Cüneyt Efendi o gün? Naim Efendi için Zeynep'i kaçırdığı gün? Allah hakkı batılla da söyletir demişti. Naim Efendi haddini aştı. Lakin söylediklerinde haklı. Mürşit Efendi Hazretleri bizi zor durumda bıraktı Sade Efendi. Yanlış üslup. Doğru sözün celladı derler. Lakin Naim'in itirazı duyulmaya başladıkça o sözleri bizim celladımız olacak. Soracaklar Sadi. Kıpırdanacaklar. Huysuzlanacaklar. Hanımlar? Siz ne diyorsunuz yahu? Aslında haklı. Hüküm yanlışla bozuldu. Belki de Allah günah yazmasın. Mürşit Efendi Hazretleri babanız yaşlandı. Cüneyt girdi aklına. Rabbim bilir sebebini. Yeri geldiğinde hükmü, hükmü verenden bile muhafaza etmek lüzum eder. Meryem'in yaptıkları da, Cüneyt'in dikilişi de, Mürşit Efendi Hazretleri'nin verdiği hüküm de bu kuyunun suyunu bulandıracak Sade Efendi. Siz hiç merak etmeyin. Gerekirse ben bu kuyuyu kuruturum ama suyunu bulandırmam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.